Bugünkü rotamız Ege Denizi'nin kuzeyinde Türkiye'nin en büyük üçüncü adası Çanakkale ilimize bağlı bir ilçe olan Bozcaada. Önce biraz isminden ve tarihinden kısaca söz edelim. Yunan mitolojisindeki adı Tenedos olan adanın bohça şeklinde görünümü nedeniyle Türkçe'de Bohçaada ismi ön plana çıkmış, zamanla adı Bozcaada olarak benimsenmiş. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden sonra Bozcaada Türkler için önem kazanmış ve 1455'te Osmanlı topraklarına katılmış. Bu tarihten sonra adanın hakimiyeti zaman zaman Osmanlılar ve Venedikliler arasında el değiştirmiş. Osmanlı yönetiminde geçen uzun bir dönemden sonra Balkan Savaşları sırasında 1912'de Yunanistan tarafından işgal edilen ada, Birinci Dünya Savaşı'nın Çanakkale Savaşları döneminde İngiliz ve Fransız kuvvetleri tarafından işgal edilerek lojistik destek amaçlı kullanılmış. Ada Lozan Anlaşması'yla 20 Eylül 1923'te tekrar Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmış. ...36 kilometre kare büyüklüğe sahip Bozcaada'da 12 koy bulunuyor. Türkiye'nin Ege Denizi'nde Gökçeada'dan sonra ikinci büyük adası. Ayrıca Bozcaada, Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi. Bozcaada, 2022 yılı sayımına göre 3000 civarında yerleşik nüfusa sahip. Yaz aylarında bu sayı 10 binlere kadar çıkabiliyor. ...500 yıldır Türkler ve Rumların bir arada yaşadıkları Bozcaada'da nüfus dengesi zaman içinde değişiklikler göstermiş. 60'lı yıllara kadar Rum nüfusu yoğunluğunu sürdürmüş. Bu yıllardan sonra çeşitli nedenlerle başlayan göçler sonucunda Rum nüfusu günümüzde 20 kişilere kadar düşmüş. Yazın adadaki evlerini ziyarete gelen yurt dışındaki Rumlarla bu sayı biraz daha artıyor. Ayrıca son yıllarda büyük şehirlerden göç ederek adaya yerleşenlerin sayısında da artış görülüyor. Adaya ulaşım konumundan dolayı Ezine ilçesinin Geyikli beldesindeki feribot iskelesinden sadece deniz yoluyla sağlanabiliyor. Geyikli feribot iskelesinden Bozcaada'ya Gestaş Gemi İşletmeciliği yaz-kış devamlı arabalı feribot seferleri düzenliyor. Ayrıca adaya yat veya teknesiyle gelmek isteyenler için marina da mevcut. Bozcaada ile tam adı Geyikli Yükyeri Feribot İskelesi arasındaki mesafe 4 mil. Yolculuk ortalama yarım saat sürüyor. Yaz sezonunda iki feribot karşılıklı çalışıyor. Yazın saat başı yapılan seferler kışın günde 3'e kadar inebiliyor. Yazın adaya gidiş ve dönüşte araçların online rezervasyon yapmaları önemli hale geliyor. Aksi takdirde bizim de yaşadığımız gibi 4 saate aşan bekleme zorunluluğu oluşabiliyor. Feribot biletleri gidiş dönüş olarak kesiliyor. Adaya yaklaşırken limanın hemen dışında yer alan, üzerinde bir bekçi kulübesi ve küçük bir feneriyle dikkat çeken küçük adacık, Orta Fener Adası olarak biliniyor. Ada girişinde dev kale, kilise,
cami ve yel değirmenleri ilk göze çarpanlar. Adanın kuzeydoğu ucuna kayalıkların üzerine inşa edilmiş, Türkiye'nin en iyi korunmuş kalelerinden biri olan Bozcaada Kalesi'nin ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Fenikeliler, Cenevizliler ve Venedikliler tarafından kullanılan kale, bugünkü görünümünü Fatih Sultan Mehmet döneminde var olan kalıntılar üzerine tekrar inşa edilmesiyle almış. Venedik Osmanlı arasında süren mücadeleler sırasında uğradığı tahribatlar sonrası Köprülü Mehmet Paşa döneminde büyük bir onarımdan geçmiş, II. Mahmut zamanında ise neredeyse yeniden inşa edilerek bugüne kadar bu görünümünü korumuş. Rum Mahallesi'nin arka tarafında denize hakim bir tepede bulunan ve 2019 yılında Bozcaada Kaymakamlığı tarafından restore edilen yel değirmenleri yıllar sonra ada silüetine tekrar eklenmiş. Eskiden ada merkezinin iki yanındaki tepeler yel değirmenleriyle doluymuş. Bunlardan kalıntıları kalan 3 tanesi tamamen elden geçirilerek ayağa kaldırılmış. Yel değirmenlerine ada merkezinden taş döşenmiş düzgün bir yoldan 5 dakikalık bir yürüyüşle ulaşmak mümkün. Adanın önemli tarihi eserlerinden biri de Köprülü Mehmet Paşa Camii. Venedikliler döneminde yıkıldığı tahmin edilen cami, daha sonra Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1655'te tamir edilmiş ve onun adını almış. Günümüzde halk arasında Yalı Camii olarak da anılıyor. Bir başka önemli tarihi eser olan Alaybey Camii kırmızı kesme taştan yapılmış. İnşa tarihi kesin bilinmemekle birlikte 1700 yıllarında yapıldığı tahmin ediliyor. İbadete açık bir cami. Meryem Ana Kilisesi, Bozcaada'daki Rum Ortodoks cemaate ait ibadete açık olan tek kilisedir. Rum Mahallesi'nin tam ortasına konumlanmıştır. Giriş kapısında 1869 tarihi okunan kilisenin ilk yapılış tarihinin Venedikliler zamanına kadar uzandığı düşünülüyor. Bozcaada'da konaklama seçenekleri arasında pek çok farklı küçük ve sevimli butik otel, pansiyon ve bağ evi bulunuyor. Bütçenize uygun olarak farklı konseptlerdeki konaklama seçeneklerinden tercih yapabilirsiniz. Bozcaada'nın tamamı doğal ve tarihi sit alanı olduğu için tüm yapı ve onarımlar Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca onaylanmak zorunda. Sıkı denetimler sayesinde adada çarpık yapılaşma görülmüyor. Bozcaada mimarisi Türk ve Rum kültürünün izlerini taşır. Ada merkezi şu anda Cumhuriyet ve Alaybey Mahallesi diye iki mahalleden oluşmaktadır.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Rum, Alaybey Mahallesi'nde Türk mimarisine ait izler taşıyan yapılar mevcuttur. Şehir merkezinde eski mahalle ve sokaklarda klasik yapı geleneği korunmaktadır. Adada denize girilebilecek yerlerin başında tertemiz sığ denizi, altın rengi kumsalı, geniş güneşlenme alanları ile Ayazma plajı geliyor. Burası günübirlik tesislerin toplandığı tek plaj. Kumsalın üstündeki yol boyunca sıralanmış restoranlar plaja ayrı bir hava katıyor. Ayazma plajına yürüme mesafesinde Sulu Bahçe ve Habbele plajları da bulunuyor. Bozcaada'da sadece beach olarak hizmet veren bir tesis Habbele koyunda bulunuyor. Bozcaada'da en çok rağbet gören denize girilecek yerlerden biri adeta akvaryumu andıran sualtı zenginlikleriyle bilinen Akvaryum Koyu. Adaya araçsız gelenler için Ayazma plajı, Habbele plajı ve Sulu Bahçe'ye ilçe merkezinden 15 dakikada bir kalkan minibüslerle ulaşmak mümkün. Bozcaada'nın bulunduğu coğrafyadan farklı kendine özgü bir iklim yapısı var. Akdeniz ikliminin etkisi altında olmakla birlikte Boğaz'ın tam çıkışında yer alması nedeniyle kuzey rüzgarlarını bolca alıyor. Bu durum nem oranının düşük olmasına ve böylece iyi üzüm yetişmesine olanak sağlıyor. Ada yüz ölçümünün 1/3'ünü bağlar oluşturuyor. Adaya özgü 4 üzüm türü bulunuyor. Kırmızı olarak Kuntra ve Karalahna, beyaz olarak Çavuş ve Vasilaki. Daha çok sofralık olarak kullanılan Çavuş üzümü Bozcaada'da en lezzetli örneklerini veriyor. Bozcaada'da Ağustos ayında beyaz üzümlerle başlayan bağ bozumu Eylül sonuna kadar sürüyor. Bağ bozumu her sene Eylül ayının ilk haftası düzenlenen bir festivalle kutlanıyor. Bozcaada'da çok rağbet gören yerlerden biri de muhteşem gün batımı manzarasıyla adanın en batı ucundaki rüzgar gülleri ve polente feneri. Gün batımını buradan seyretmek adeta bir gelenek olmuş adada. Kamp sandalyeleri, yiyecek ve içeceklerini alan onlarca ziyaretçi, bir açık hava tiyatrosu izlercesine her akşam gün batımının eşsiz manzarasını izliyor.
Adaya araçsız gelenler de her gün ada merkezinden akşam üzeri kalkan minibüslerle bu görsel şölene dahil olabilirler. Gün batımında yaklaşık 2 saat vakit geçiriliyor. 2023 yazında yaşanan talihsiz bir ölüm olayından dolayı bizim ziyaret ettiğimiz Ağustos ayında alana girişler akşam 19'da başlayıp güneşin batmasından 15-20 dakika sonra bitirilecek şekilde sınırlandırılmıştı. Polenta burnunda gün batımına eşlik eden rüzgar güllerinden de birkaç cümle söz etmek gerek. 2000 yılında elektrik üretimine başlayan türbinler Türkiye'nin 3. rüzgar enerji santralini oluşturuyor. 17 adet 600 kW türbini olan Ozcaada Rüzgar Enerji Santrali yılda yaklaşık 35 milyon kWh elektrik üreterek 14 bin konutun elektriğini karşılamaktadır. 30 bin kişiye yetecek elektrik deniz altından anakaraya gönderiliyor. Türbinlerin sadece bir tanesi adanın enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Böylelikle Bozcaada gezimizin sonuna geldik. Sizlere Polenta Burnu'ndan muhteşem gün batımı görüntüleriyle veda ediyoruz.